Sayın Vali, Sayın Garnizon Komutanı, Sayın Belediye Başkanı, Sayın Cumhuriyet Başsavcı, Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürü, protokolümüzün kıymetli üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım ve sevgili öğrenciler. Bugün burada bütün insanın asırlar boyu övündüğü meziyetleri üstün kişiliğinde toplayan ölümsüz lider Atatürk'ün ebediyete intikali 80. yıl dönümünü anmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Programı arz ediyorum. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması, okulumuz müdürü Enver Yılanlı'nın konuşmaları, Atatürk'ün hayatının slayt gösterisiyle sunulması, 10 Kasımlarda Yürümek adlı şiirin okunması, Milli Mücadele dönemi ve Cumhuriyet sonrasında Türk Kadını ve Atatürk adlı slayt gösterisinin sunulması, Atatürk'ten Son Mektup adlı şiirin okunması, Modern Türkiye adlı slaytın sunulması, okulumuz öğrencilerinin hazırlamış olduğu Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda adlı oratoryonun sunulması. Kapanış. Atatürk diyor ki, benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Bir türküdür Mustafa Kemal. Suskun ağızlarda söyleşir durur. Çaktı burnunda gözetir denizi, Köroğlu'nda bağdaş kurup oturur. 80 yıl önce bu saatlerde Türk ulusu olarak en büyüğümüzü kaybettik. Bugünün acılarımızı umuda dönüştüren yönü beden Atatürk'ü kaybederken düşünce Atatürk'e kavuşmuş olmamızdır. Saat 9:05 geçe insan ve insanlık sevgisiyle dolu, vatan sevgisiyle dolu koca bir yürek durdu. Ama saatler durmadı. Dünya dönüyordu. Gerçek olan ölümlere yas tutmak değildir. Esas olan yaşamak ve yaşatmaktır. Şimdi de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan slayt gösterisini izleyeceğiz. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben, Ekber Çelik, geçici Mustafa Kemal. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade eder. O ben değil, bizdir. O, memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ülkü için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur. Mustafa Kemal, 1881'de Selanik'te doğar. Henüz 6 yaşındayken, babası Ali Rıza Efendi'nin vefat etmesiyle, onu yetiştirme görevi annesi Zübeyde Hanım'a düşer. Daha gençken arkadaşlarıyla gizlice bir araya gelerek memleket meselelerini, özellikle devletin Trakya'da içinde bulunduğu kötü durumdan kurtarılmasını tartışır. Bu durum karşısında annesi, evladım, bir gün bu işler olduktan sonra seni namus ve haysiyet sahibi olanlarla görmezse işte o zaman ne yükselirim. Ben senin kadar okumadım, senin kadar bilmem, seni gördüğüm, anladığım şeyleri yapmaktan men etmeye kalkışmam. Yalnız dikkat et, esas olan muvaffakiyettir, muvaffak olmaya çalış. Diyerek onu destekler. Kendine askerlik mesleğini seçen Mustafa Kemal, başta Suriye, Selanik, Sofya, Çanakkale olmak üzere vatanın pek çok yerinde görev yapar. Çanakkale cephesinde ateş hakkında askerlerine emir verirken, kalbini hedef alan bir şaraplerin saatine çarpıp geri dönmesiyle ölümden kurtulur. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'ndan yeni çıkması ve vatan topraklarının yabancı güçlerce işgal edilmesi sonucunda milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a çıkar.
Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara hakkında silah arkadaşlarıyla birlikte gece gündüz çalışarak millet egemenliği esasına dayanan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuralım. Kurtarılmasıyla sosyal hayata yönelik düzenlemeler yapar. Din kurumlarının düzenlenmesi, kadına seçme ve seçime hakkı verilmesi, soyadı kanunu, takvim, saat ve ölçülerdeki değişiklikler yaptığı inkılaplardan sadece birkaçı. Hayatı boyunca cepheden cepheye koşan Atatürk, 57 yaşına geldiğinde yorgun düşer. Fakat o, devamlı memleket meseleleriyle meşgul olur. Hatay konusunun en kritik döneminde hastalığının neticeyi olumsuz etkileyeceği düşüncesiyle orada Hatay meselesi var. Hastalığının dışarıda duyulmasını istemem diyerek doktorların itirazına rağmen Güney gezisine çıkar. Çok hasta olduğu halde sınıra kadar otomobiliyle giderek askeri birlikleri denetleyen Atatürk, sağlıklı olduğunu hissettirmek için resmi geçitlerde sürekli ayakta beklenir. Hastalığı daha çok ilerlemiş olarak önce Ankara'ya, oradan da İstanbul'a gider. 29 Ekim 1938'deki Cumhuriyet Bayramı, Atatürk'ün hasta olması sebebiyle büyük bir üzüntü içinde kutlanır. Cumhuriyet'in 15. yıl dönümü münasebetiyle yayınladığı son bildiride Ulu Önder Türk ordusuna şöyle seslenir. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan, her zaman zaferle beraber medeniyet ışıklarını taşıyan kahraman Türk ordusu, Türk vatanının ve Türklük camiasının şan ve şerefini, daimi ve harici her türlü tehlikelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an yapmaya hazır ve amade olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inan ve itimadımız vardır. Selamiyle rağmen günden güne kötüleşir. Onun sahibiyle ilgili raporların yayınlanmasıyla bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kaplar. Silah arkadaşları ve vatandaşlarının kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpar. Doktorların bütün çabalarına rağmen 10 Kasım 1938 Perşembe günü saat 9.05 gece büyük kurtarıcı hayata veda ediyor. Türk halkını derinden etkileyen ölüm haberi halka resmi tebliğiyle şöyle duyurdu. Atatürk'ü muayene eden doktorların son raporu, Atatürk'ün dünyaya gözlerini kapadığını bildirmektedir. Bu acı hadiseyle Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk milleti büyük önderini, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak bu tarife sığmayan kayıptan dolayı en derin taziyelerimizi sunarız. Büyük Atatürk her vakit Türk milletine güvendi. Eserlerini bu güvenle yaptı. Eserlerinin devam etmesi için gerekli şartları da sağlayarak güvenle büyük milletimize bıraktı. Ebedi Türk milleti onun eserlerini ebediyete kadar yaşatacaktır. Türk gençliği onun kıymetli emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni daima koruyacak ve onun izinde yürüyecektir. Kemal Atatürk, Türk'ün tarihinde ve gönlünde daima yaşayacaktır. Her 10 Kasım'da Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir yeri olan Atatürk'ün hayatını, kişiliğini ve en büyük eseri Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu tekrar hatırlarız. Onun ne mutlu Türk'ün diyene sözünü hatırlayıp
yaptıklarıyla övünerek binlerce ne mutlu diyoruz.
hep tutturmuş yıl 1919 Mayıs 19'u diyorsunuz. Ve eski bir sözlerle beni övüyorsunuz. Mustafa Kemal'i anlamak bu değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bırakın o altın yaprağı artık. Bırakın rahat etsin anılarda şehitler. Siz bana neler yaptınız ondan haber verin. Hakkından gelebildiniz mi yokluğun, sefaletin? Mustafa Kemal'i anlamak, yerinde saymak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Bana muştular getirin bir daha. Uygar uluslara eşit yeni buluşlardan. Kuru söz değil, iş istiyorum sizden, anladınız mı? Uzaya Türk adını Atatürk kapsülüyle yazdınız mı? Mustafa Kemal'i anlamak, avunmak değil. Mustafa Kemal ülküsü sadece söz değil. Hala o acıklı ağlar dudaklarınızda. Hala oturmuş o kasımlarda bana ağlıyorsunuz. Uyanın artık diyorum, uyanın, uyanın. Uluslar fethine çöz...
işlerimizden biriyiz. Emeliyiz. Üç kahramanlıyız. Ve yüksek bir kültür olarak Türkiye Cumhuriyeti'dir. Yurdumuzun dünyanın en mamur, en medeni kadınları seni geçinen çıkaracağız. Milletimizin en geniş ve pak maksimlerine kaynaklarına sahip kalacağız. İlli kültürümüzü Boğaz'ın hürmetesinin üstüne çıkaracağız. Tatlı dakikalar, gidip verseydin Kemal Paşa, artık